Arkadaşlar merhaba. Afrika TV'nin 1000 modelimiz, DCT modelimiz. Yağ bakımını yapacağız. Makinemiz 16.767 kilometrede. Yalnız makinemizin kilometreden değil, yıldan dolayı bakımı doldu. Normalde servis manuelinde 12.000'de 1 yazıyor ama Honda bize sağ olsun 6.000'de 1 çağırıyor. Ben makinemi garanti kapsamı dışında bıraktım. Yani onlara göre garanti kapsamı dışında ama tüketici haklarına ve bana göre garanti kapsamı dışında olamaz. Herhangi bir garantisel bir şey olsa kesinlikle mahkemeye vereceğim. Yağı boşaltmak için öncelikle kartel korumasında gördüğünüz bir iki civatayı sökeceğiz. Ve yanda gördüğünüz bir tane civatayı sökeceğiz. Muhafazayı alacağız. Akabinde devam edeceğiz. Bu arada dediğim gibi motor 7100 serisi kullanıyoruz. Şanzıman filtremiz DCT olduğu için aynı zamanda şanzıman filtremiz var. Motor yağ filtremiz gördüğünüz gibi orijinal. Burada kastrolün kabı var ama içindeki motor 7100. Kastrolün kabı delindiği için hemen boşaltıp buna koydum. Kastrol değil yani, yağları birbirine karıştırmıyorum. Şurada gördüğünüz şanzıman filtremiz. Burada gördüğümüz de tam gözükmüyor egzozdan dolayı. Kartel muhafazayı açınca göreceksiniz. Motor yağ filtremiz oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar kartel muhafazayı çıkartıyoruz. Civataları açtıktan sonra çekiyoruz. Motor yağ filtremiz burada gördüğünüz gibi ortaya açığa çıktı. Arkadaşlar yağ boşaltmak için İki tane tapamız var. Bunu bilmeyen çok arkadaşımız oluyor. O yüzden sıkıntılar yaşıyor. Bakın arkadaşlar. Şurada odaklıyorum. Birinci tapamız bu. İkinci tapamız da burada. Bu iki tapayı da söküp yağı boşaltmamız lazım. Yoksa motorun içinde 1,5 litre kadar yağ kalıyor. Bilginiz olsun. Arkadaşlar birinci tapamız açıldı. İkinci tapamız da açıldı. Gördüğünüz gibi. Hani bunu bilmeyenler Afrika'nın yağını eksik boşaltıp içine fazla yağ koyuyorlar. Ve bu sebepten makine sıkıntı yaşıyor. Bu arada çalışırken iş güvenliğine dikkat, elimiz de kanıyor. Arkadaşlar motor yağ filtresini böyle bir aparatla söküyoruz. Yoksa sökmekte bayağı bir zorlanırsınız. Eğer tabii ki de bu yöntemler yoksa tornavida yöntemi var ama o tabii bilmeyenler için bayağı sıkıntı olacak. Bilginiz olsun. Akabinde altında tap olması önemli, rica olunur. Ve sizden ricam, bakın. Hatta çok güzel bir şey göstermem gerekiyor. Bunu anlatacaktım. Bakın burada gördüğünüz conta şu an bunun üzerinde kaldı. Eğer bunun farkına varmayıp motoru yeni filtreyi üstüne taksaydınız, belli bir kilometre gittikten sonra motor basınçtan dolayı bu filtreyi arttırıp kartelden yağ kaçırıyordu. Bunun da sebebi, yetkili servisler bunu çırakların eline vererek çok fazla sıktırıp tork değerini bilmeden sıktırdıkları için bu conta fazlasıyla aşınıyor arkadaşlar. Arkadaşlar DCT modellerde şanzıman filtremiz burada. Bu iki tane 5 yanlarlık civatayı sökerek ulaşabiliyoruz. İki tane 5 yanlarlık civatayı açtıktan sonra buraya şiddet uygulamanıza gerek yok. Kapağı kendinize doğru çekince çıkıyor. Dikkat etmeniz gereken o-ringi var burada. O-ringine dikkat edin. O-ringi yerinde mi, sağlam mı, herhangi bir yırtık var mı, yok mu, buna dikkat edin. Ben o-ringi açtığım zaman çıkan yağıyla böyle parmağımı sürerek oranın uç kısmını yağlıyorum. Çünkü girerken çıkarken o-ringe zarar vermesin diye. Ve filtreyi de gene çıkartırken şuna dikkat edin. Bunu kaybetmeyin arkadaşlar. Filtremiz de burada gördüğünüz gibi. Ben şöyle çıkartmaya çalışıyorum ama her seferinde beni birazcık uğraştırıyor. Papağan pense yardımıyla daha güzel gelebiliyor. Evet arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi şanzıman filtremiz çıktı. Hemen bir şeye dikkat ediyorum.
Filipin'in herhangi bir yerinde çapak var mı yok mu? Yok. Buyur. Arkadaşlar Filipin'i geri yerine takıyoruz. Yuvası var. Yuvasının geçtiğini hissetmeniz lazım. Hatta ben taktıktan sonra böyle sağ sol yapıyorum. Oluyor bitiyor. Dım. Arkadaşlar Filipin montajını yapmadan önce ben şöyle yapıyorum. Siz uygularsanız uygulamazsınız bilmiyorum. Filipin'in içerisine ilk baştaki yağlamada sıkıntı çıkmasın diye yağ koyuyorum. Filtreyi dolduruyorum komple. Hani bazı arkadaşlar bunu yarım falan dolduruyorlar ama şimdi komple doldurduğum zaman 2 dakika sonra filtre bunu zaten emiyor. Bakın komple doldu. Ayrıca benim dikkat ettiğim husus contayı takmadan yağlamak arkadaşlar. Arkadaşlar bakın daha demin komple doldurduğum filtrenin şu anda içerisinde yağ yok. Çünkü dediğim gibi filtre kısmı onu emiyor. Ona göre siz de motorlarınıza yağ koyun.